Nasılsınız? Durumlar nasıl? AK Parti kurucu başkanlarımızın gençler. Eyvallah. Başkanımız biz iyisiniz. Sağ olun. Acaba iyisiniz. Sağlık iyidir. Ben yanına geldi. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyisiniz? Sağ olun. Merhaba. Allah razı olsun. Çok şükür. Elhamdülillah. Sizde de ilaç sıkıntısı var mı? Oluyor. Bu ara sen bu zamdan sonra... Zamdan sonra genelde. Gene var, sanki ikinci bir zam bekleniyor. Öyle bir şey. Öyle. Yoksa şimdi kur yükselince, kura göre bayağı sabit kura sanki 14'tedir halen euro. Halen öyle. Euro'nun normal fiyatıysa 29-30 olmuş. Çok fazla. Bundan dolayı o kadar sarıştı. O sıkıntımız var. İkinci bir sıkıntım, elektrik sıkıntımız var. Nasıl yani? Malum genç. Kuş uçsa, rüzgar uçsa, rüzgar gelse elektrik gidiyor. Elektrik mi kesiliyor? Sürekli. Öyle bir sıkıntımız var. İlaçtan, her şeyden önce elektrik sıkıntımız var. Çünkü ne var? Karabağlık tarihinde. Program. Hoş geldin. Durum ol inşallah. Allah razı olsun. Allah yar yatsak ya. Yapıyorum inşallah. Durum senin. Ol Allah'a binlerce şükür. İş ver. Yaşıyor ha Allah'a binlerce şükür ya. Ya Aykın bana dersin abi ziyaret kedi. Aykın Allah'a şükürken işiz ben. İnşallah var ya. Yani Allah'a mahcup ne kadar. Umut Allah'a olmaz ama sıkıntı için inşallah. Başka Allah, sen, Allah yar yardımcı bir inşallah. Allah'a caddelerimize gidin. Giyinişler bizim inancımıza göre giyinişler değildir. Hep batılılaşma, batılıları taklit etme. Oysa ki batı bataklıktır. Bu bataklıktan biz belki Hüdapar olarak en büyük mücadelemiz kendi aslımıza dönme, kendi değerlerimize bağlı kalma, kendi inancımıza, kendi kültürümüze, kendi medeniyetimize ve biz olarak kalabilmek için bir mücadele içerisindeyiz. Rabbim bu konuda da bizi mahcup etmesin. Dualarınızı da eksik etmeyin. Biz diyoruz bu Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olsun. Bunun için mücadele ediyoruz. Ha şunu da iddia etmiyoruz. Biz dört dörtlük Müslümanlarız. Ondan sonra biz İslam'ı temsil ediyoruz. Bu söylemden de Allah'a sığınırız. Biz dört dörtlük Müslüman değiliz. Ama İslam'dan anladığımızı yaşamaya çalışan Allah'ın kullarıyız yani. O kadar. Anladığımızı, okuduğumuzu, anlamış olduklarımızı hayatımıza geçirmeye çalışıyoruz yani. Bu konuda bir gayret içerisindeyiz. Ama İslam'ın temsilcisi olamayız yani. Keşke olabilsek ama o konuda biz o şeyde değiliz. Yalnız bunun için de mücadele ediyoruz, gayret ediyoruz. Biz şuna inanıyoruz. Eğer İslam aramızdan çıksa, değerlerimiz, inancımız aramızdan çıksa ne namusumuz kalır, ne bayrağımız kalır, ne vatanımız kalır, ne milletimiz kalır, ne devletimiz kalır. Biz ona inanıyoruz. Çünkü insanlar değerlerinden koptu mu hiçbir şey kalmaz. Bugün mesela ailelerimiz emperyalizmin tehdidiyle karşı karşıyadır. Biz hiç fark bile etmiyoruz. Adamlar çıkardılar kanunlarla, şu an yuvaları darmadağın etmişler. Bir yıl içerisinde 20 bin miydi, 30 bin fazla boşanmalar artmış, daha da fazla artmış. 150 binden 180 bine. Yani her geçen sene daha da fazla boşanmalar artıyor. Niye? Çünkü adamlar boşanmayı arttırmak için maddeler çıkarmışlar. İşte 2011'de çıkan bir kanun, kadının beyanı esastır diyor. Bugün polis gelse, evinizin kapısını çalsa, kadın dese ki kocam bana şiddet uyguluyor, o polis orada hakim oluyor, direkt hüküm veriyor. Kadın söylemişse doğrudur. Biz diyoruz ki kadının beyanı esassa eğer, Hazreti Yusuf Aleyhisselam suçludur. Bir kadın Hazreti Yusuf'a dedi sen bana kötülük ettin ve Hazreti Yusuf zindana girdi. Olabilir mi yani? Bu söz Kur'an'a bile testtir. Bu ayrı bir konu. Biz diyoruz kadının beyanı değil, erkeğin de beyanı değil, hacının da beyanı değil, kocanın da beyanı değil.
Adaletin beyanı esas olsun. Adile adalet esas olsun. Hiç kimseyi biz diyebilir miyiz? Bugün biz diyebilir miyiz? Vallahi bu hacinin beyanı her zaman esastır. Öyle bir şey olmaz. Yanlış olabilir yani. Biz diyoruz adalet esas olsun. Adalet tesis edilsin ve buna göre doğrular ortaya çıksın. Ama maalesef şu an bu yasa bizim ülkemizin bu kanun var. Ve bununla birlikte işte yuvaları darmadağın eden mesela zina suç değil. Nikahsız birliktelikler suç değil. Aldatmalar suç değil bugün. İçki suç değil. Yani bunlar hepsi aslında memleketi belki bütün kötülüklerin anası bugün suç değil. Uyuşturucu bataklığı şu an gençlere bulaşmış gidiyor. Biz bunlara karşı sessiz kalamayız. Bu memleketin temizlenmesi için çalışacağız yani bunun. Ve bunun yolu da size söyleyeyim meclisten geçer. Mecliste ne kadar güçlü olsan o kadar bu yanlışları düzeltebilme imkanları doğuyor. Şimdi biz hükümetle birlikte hareket ediyoruz. Ama bu demek değildir. Her şeyimiz aynıdır. Zaten her şeyimiz aynı olsa biz Hüdapar olamayız. Hükümetle birlikte ortak gerçekten çok yönlerimiz var. Aynı düşüncelerimiz var. Aynı projelerimiz de var. Ve belki memlekete hizmet adına çok ortak yönlerimiz olsa da farklı düşündüğümüz de çok şeyler var. Özellikle bu ekonomik politikalarla ilgili yani belki biz Hüdapar olarak iktidara gelsek yapacağımız ilk işlerden biri bu kapitalist sistemle mücadele edeceğiz. Bu kapitalist sistem her zaman kriz doğuruyor. Sadece AK Parti hükümetinden değil. Önceki iktidarları bir göz önüne getirin. 2001'deki krizler, 90'lı yıllardaki krizler, 2011'deki krizler, 2020'deki krizler. Yani her zaman bu sistem şöyle bir yapısı var. Faize dayalı bir sistemdir. Faize dayalı bir sistem olduğu için zenginle fakir arasındaki sürekli uçurumu artırıyor, makası artırıyor. Ve bundan dolayı bu sistemin çözüm olarak krizde çözüm olarak önerdiği nedir? Mesela enflasyon yükseliyorsa çözüm olarak panzehiri faizdir. Faizi yükselteceksin. Faiz yükseltilince ne yaparlar? Milyarderler öyle söyleyeyim ki mesela anlaşılsın. Milyarderler diyor ben gidip çalışacağıma paramı faize yatırın. Parası faize yatırınca ne oluyor? Piyasadan para çekilmiş oluyor. Piyasaya yatırım yapılmıyor. Piyasaya üretim olmuyor. Piyasaya da ihracat yapılmıyor ve piyasada istihdam da sağlanmıyor. İşsizlik ve bunlar hepsi üst üste yığılıyor ve sürekli bu krizler doğuyor. İşte çözüm olarak bu kapitalist sistem bize sunduğu şeyler bile sürekli krizler doğuruyor ve bu krizlerin ağır faturasını hep sabit gelirliler, dar gelirliler, geniş halk kitleleri ödüyor. İşte bunun için biz her şeyden önce bu sistemde bir sorun var zaten. Başlı başına bu sistem memlekete kriz doğuruyor. Aynı diyebilirsiniz ki işte Amerika'da da kapitalist sistem var. Ama hiç kimse Amerika'nın sokaklarında milyonlarca insanların yattığından bahsetmiyor. Yani Amerika'nın sokakında kaç yıl önce bakmıştık 18 milyon insan caddelerde yatıyor. Ekonomiye bakılırsa ekonomisi en yüksek olan, en iyi derecede olan ülke olarak da bize Amerika sunuluyor. Ama Amerika Birleşik Devleti'nde de maalesef insanlar sokakta yatıyor. Bu sistem sadece zenginlere yarıyor. Ve bu ayrı bir konu. Bir tarafta duruyor. Tabii sadece bu sistemin mi suçu var? Değil. Yani hükümetin de basiretsizliğinden kaynaklı sorunlar var. Mesela somut olarak örnek verebiliriz. Bugün kamuda ciddi israflar var. Bugün işte hepinizin gördüğü belki bu son süreçte bu kadar ülke olarak ekonomik darboğazdan geçtiğimiz bir süreçte bir bakıyorsunuz ki festivaller yapılıyor. Ve bu festivaller Türkiye genel yapılıyor. Milyon dolarlar harcanıyor. Ne için? Birkaç saat gençleri eğlendirmek için. Peki bu gençler eğlenirken amaç, hedef, gayesine göre mi eğleniyorlar? Yoksa tam tersi mi? Yaratılış gayesine göre mi eğlendiriyorlar? Yoksa tam tersi. Yani bu eğlenceler işte bilim, sanat, fikir öğretecek eğlenceler mi? Yoksa tam tersi bu eğlencelerin yapılan çoğu da maalesef
gençlerimizi de neslimizi de inancından, değerinden, kültüründen, sanatından, biliminden uzaklaştıracak şeylerdir. Allah razı olsun. Eyvallah. Ben önceliği imana verilmesinden taraftarım. Şöyle, mesela ilk defa burada Sübyan okulları açıldı. Yani bir tane veya iki tane bilemedim, üç tane. Hı hı. Bunlarla ilgili daha bir iyi bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz. Daha iyi bir gençlik yetişsin. Evet. Önce ahlak, sonra iman. Güzel evet. Bir gençlik yetişmesinden taraftarız. Muhtarlarım, STK yöneticileri, köy büyükleri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim günümüzü hayırlı mübarek eylesin. Kıymetli kardeşlerim, biz şuna inanıyoruz. Biz diyoruz ki siyaset de halka hizmet için yapılmalıdır. Ve bu sesimizi avazımız çıktığı kadar bağırmaya çalışıyoruz ama maalesef bizim ülkemizde siyaset bu şekilde işlemiyor. Biz istiyoruz ki siyaset yapanlar hayırda yarışsın. Ben daha güzel hizmet yaparım diye yarışsınlar. Ama maalesef bizim ülkemizde siyaset daha da çok ideolojilerini güçlendirmek, daha da çok koltuk kapmak, daha da çok mecliste işte birkaç daha tane daha ceylan derili koltuğa oturmak için yapılıyor ve biz buna gerçekten çok üzülüyoruz ve buna da seyirci kalamayız tabii. Yani bu yönüyle memleketimizin daha güzel hizmetler görmesi veya memleketimizin huzura kavuşması için biz diyoruz ki siyasette bir ahlak olmalı, bir adap olmalı, bir usul olmalı, bir usluk olmalıdır. Yani bu yönüyle biz Hüdapar olarak memleket memleket, köy köy, mezra mezra 10 yıla yakındır geziyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Allah'a hamdolsun 14 Mayıs genel seçimlerinden sonra mecliste biz de temsiliyeti sağladık ve mecliste şu an 4 vekilimiz var. İnşallah biz siyasette bu konuda usulde, uslupta, ahlakta nasıl yapılır bu yönde memlekete göstermeye çalışacağız. Bizim siyasetimizde kimseye hakaret yoktur. Biz kimseye hakaret için o koltuklara gitmedik. Ve insanlar bize oy verdiler, gidip orada şov yapma peşinde değiliz. Biz sadece yerin üstüne değil, bir de yerin altına inanıyoruz. Biz inanıyoruz ki bunların hesaplarını hepsini tek tek Allah'a vereceğiz. Bugün beni Mersin'den buraya getiren Rabbimizin bize yüklediği bir sorumluluk, bir mesuliyettir. Yani biz bu insanlığa, bu topluma hizmet etmek istiyoruz. Gerçekten hizmet etmek istiyoruz. Yani artık bu toplum çok çekti bu kutuplaştırıcı dilden, ötekileştirici dilden, hakaret edici dilden ve bu hakaret edici dillerini kullanarak belki mecliste birkaç koltuk, birkaç sandalye alacaklar diye halkın manipüle edilmesi, halkın duygularının kullanılması gerçekten kabul edilir bir durum değildir. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Serçal Bey. Serçal sağ olun. Selamun aleyküm. İbrahim Akkeldir. Rabbim çalışmalarını bereketli kılsın. Bundan sonraki süreçte de, yeni süreçte de başarılar diliyorum. Eğer tekrardan güven tazelemişse demek ki gerçekten bu memleketin, bu halkın, bu kardeşlerin güvenini almıştır.
Bu ünlüyle de tekrardan tebrik ediyorum. Karlova'ya daha büyük bir aşk, bir heyecanla hizmet edecektir. Hüdapar'da başkan tek temsil etmiyor. Bizim hiçbir çalışmalarımızda sadece bir şahıs üzerinde biz çalışmalarımızı yürütmeyiz. Belki siz de şahit olmuşsunuz ki tüm siyasi partilerin genelde bir genel başkanı olur, sürekli onunla devam edilir. Ama biz 10 yıllık bir süreçte Hüdapar olarak 2 tane, 3 tane genel başkanımız başkanlık yaptı bu partiye. Bir tane de rahmetli Mehmet Yavuz olmak üzere 4 başkan vekilliği yaptı. Ama hiçbir sıkıntı olmadı. Bak,